Ушул ой менен урматтуу тууганыма жана ардактуу делегациясына дагы бир жолу өлкөбүзгө кош келдиңиз деп түзүлгөн келишимдер эки өлкөнүн мындан ардагы өнүгүшүнө пайдалуу болушуна салым кошот деп рахмат айтамын. Рахмат, урматтуу президент мырза, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу айымдар жана мырзалар, Түрк Республикасы президенти урматтуу Режеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшөрүбүз иштиктүү жана конструктивдүү маанайда өттү. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın basın mensupları, bayanlar ve baylar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile çok yapıcı ve verimli görüşmelerde bulunduğumu belirtmek istiyorum. Biz iki tarafta memillerin bardı kompleks meseleler boyunca fikir alıştık. Uzak müddetli hizmettaşının bağıtların anıkta gün tertibinde turgan neleralık aktualdı meseleleri dahi talkuladık. İlişkimizin gündeminde bulunan birçok ikili konu hakkında fikir tiyatrisinde bulunmanın yanı sıra işbirliğimizin geleceğine yönelik de bir takım çalışmalar gerçekleştirmemiz gerektiği konusunda da fikir birliğine varmış bulunuyoruz. Kırgızistan ve Türkiye'nin tarihi bekim dostluk baylanıştırıp durat. Bugünkü yolusuz anı dağı bir yolu dəlil dedi. Bundan arı da memleketler aralık baylanıştı. Önüktürü Kırgız-Türk stratejik hizmettaşını ar taraftu bekemdü bizdin başkı maksat. Ortak tarih ve kültür bağlarımız üzerinde kurulmuş olan Kırgız-Türk ilişkilerinin geleceği hepimizin gündemimizin konusudur. Yüksek stratejik işbirliği seviyesini de İleriye doğru geliştirmek ve bu alandaki başarılara ulaşmak bizim ortak amacımızdır. Biz iki tarafta soda ekonomikalık, asker teknikalık ya da manali gümayetardık hizmettaşını talkuladık. Biz öz ara paydalı hizmettaşının prioritetli bağıtların anıktap, bağırdık tarmaklarda baylanıştı, iki tarafta kızısılıktı, eskalümünün bundan arı terengdetü bağıtında ticari ve ekonomik işbirliği alanı başta olmak üzere askeri, teknik, kültürel ve sosyal alandaki işbirliğimizi ele alarak önümüzdeki dönemde öncelik vereceğimiz bir takım çalışmaları tespit etmiş bulunuyoruz. Biz turuktu institutsionaldık mekanizmlerin natıcalılığını küçötöz. Жакын карада стратегиялык кызматташуу жогору кеңешинин жана өкмөттөр аралык соода экономикалык кызматташуу комиссиясы иш чараларын өткөрөбүз. Бул эки өлкөнүн мамилелерине позитивдүү динамика берет. Эки өлкө арасындагы курумсал иш бирдиги конуларына келинче, жогору деңгээлдеги стратегиялык иш бирдиги консейи башта болмок үзере, эки өлкө арасындагы карма экономик комиссиону ve diğer kurumlar arasındaki komisyonların çalışmalarına ivme kazandırmak üzere yukarıda belirtilmiş olan komisyonlarımızın bir sonraki toplantılarını en kısa süre zarfında tertipleme konusunda mutabakat sağlamış bulunuyoruz. Biz Kırgız-Türk hizmettaşlığının ilk köp taraflı formatında talkuladık. Türk Yararlık Uyumlarının Türk Dilli Memleketlerin Hizmettaşlığı Kengeşi'nin işbirliği yönünde fikir alıştık. Türk dilli ülkelerden 7. parlamentik asambleyasının bultı dekabr ayında Bişkek'te ötken işine dağı oң baa berildi. Görüşmelerimizin sırasında Kırgız-Türk işbirliğinin çok yönlü ve çok formatlı şeklinde ele almış bulunuyoruz. Bunun dışında görüşmelerimizin sırasında da Türk dili konuşan ülkeler arasında tesis edilmiş olan Türk Genişi'nin bir sonraki toplantısı hakkında da fikir tiyatrisinde bulunduk. Ayrıca geçen yıl Aralık ayında Bişkek şehrinde yapılmış olan Türkmen'in dönem zirve toplantısının da başarılı bir şekilde iştirak ettiğini, cereyan ettiğini de vurgulamış bulunuyoruz. Bugün biz manili iki taraflı gelişimlerge kol koyduk. Alardın
İçinde tarihi mayınıge olgun Kırgızstan menen Türkiye'nin ortasında satsaldı kamsızdığı jönünde kelişimi. Başka şartkanda iki jaktı iştep kamsızdığı tölümdörün tölögön jarandar bir ele mezgilde Kırgızstan'dan da Türkiye'nin da pensiyasını aloğa mümkün olup. Bugün iki ülke açısından çok önemli bir takım anlaşmaları akt etmiş bulunuyoruz. Bunların arasında bizim açımızdan çok önemli olan birini belirtmek istiyorum. Sosyal güvenlik alanındaki anlaşma. Bu doğrudan bizim çalışmakta olan işçi vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Her iki ülkede bulunan vatandaşlarımız bulundukları yerde sosyal sigorta ve emeklilik ödemelerini yaparak kendilerinin sonraki hayatını garanti altına almış olacaklar.